Ya benim bilgilerim çalınsa ne olur? Zaten kartın içi de bomboş. Doğru düzgün alışveriş de yapamıyorum. Aldığım zaten bir tavuk döner be abicim diyenlerden misiniz? İşte o iş öyle değil. 2021'de adresiniz, telefon numaranız, kredi kartı bilgileriniz ve eğer varsa apartman girişine koyulan o şifreye kadar tüm kritik bilgilerinizin çalındığı, hacklenme haberlerinin sayısı bir önceki yıla göre 5 kattan fazla arttı. Üstelik bunlar sadece bizim Webtekno'da seçerek yayınladığımız haberlerden ibaret. Bilgileri çalınanlar arasında öyle sen ben gibi çıplak vatandaşlar da yok sadece. Futbolcular, milletvekilleri, siyasetçiler, oyuncular, yayıncılar, fenomenler ve hatta biz de. Webtekno ekibinden de bilgileri çalınanlar var. Sıfır şaka. Ben kendi Twitch yayınımda bu haberi okurken, Webtekno'nun haberini okurken bana mailden şey geldi. İşte şu an okuduğun makaleyi yazan kişinin verileri dedi. Baktım isim İrem Denli, aynen. İrem Denli'nin verilerini göndermişler. Adres tarifi, her şey bulunuyordu yani. Bu durum üçüncü tarafla paylaşılma durumu. Paylaşılan kişi İbrahim olmayabilirdi. Aynı gün bana da kendi verilerimi gönderdiler. İrem, peki sen sürecin ardından neler yaşadın? Tabii benim paylaşılan adres bilgim üniversitenin ilk sınıfında, ilk yılında gittiğim yurdumun bilgisiydi yani. Şu an orada kalmıyorum. Hatta 3 yıldır orada kalmıyorum. Yani. Ama bu demek değil ki bunlara ulaştılarsa neden daha fazlasına da ulaşamasınlar. Abi biliyorsun biz bir olay yaşadık. Bizim kadın bir editörümüzün adresi, telefon numarası, adresinin tarifine kadar üçüncü tarafla paylaşıldı. Biz şanslıyız ki paylaşılan taraf da başka bir gazeteciydi, bize ulaştırdı bilgiyi. Ama hiç iyi niyetli olmayan insanın eline geçti bu durum. O zaman ne yapacağız? Birisi gidip bahçesine otursa, onu takip etse, ona zarar vermeye kalksa bunun maddiyatı, bunun manevi karşılığını nasıl tanımlayacak mahkeme? Özel hayatının ihlal edilen verileriyle alakalı olarak mahkemece takdir edilen bir değer oluyor. Fakat yani Yargıtay'ın bununla alakalı olarak görüşü manevi tazminatın zenginleşme aracı olarak kullanılmaması yönünde. Bu sebepten ötürü düşük seviyede tazminatlara hükmediyorlar. Bu tarz şeylerde tazminatların çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum ki caydırıcılığı da olsun. Muhitinizi yazdığınızda o çevredeki insan adresleri de çıkacak. Belki sapık gelecek evinizin önünde bekleyecek. Belki sizi sokakta görüp peşinize takılacak. Bir mesaj göndermiş. İnsanlar bunu biraz hafife alıyor. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bir veri ihlali gerçekleştiyse bunu en kısa sürede kuruma bildirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılda Facebook'a verilen bir ceza var. O cezada mesela Türkiye'deki 300 bin kişinin verisi ihlal edildi. Kurum Facebook'a zamanında bunu bildirmediği için ayrıca bir ceza uyguladı. Bu olayların ardından hackerlar bize ulaşarak daha fazla detay da verebileceklerini belirttiler. Kanıt istedik ve bize listeden rastgele seçtikleri 50 kişinin bilgilerini daha gönderdiler. Üstelik sadece kullanıcılar ve şirket tarafından bilinmesi gereken bilgiler de bizimle paylaşıldı. Tabii hackerlar sadece bize ulaşmadılar. Bana gelen bir e-postayla başladı aslında süreç. Çünkü e-postada benim yemeksepeti.com'da kayıtlı olduğunu çok büyük oranda düşündüğüm cep telefonu numaram, adresim ve adres tarifimle beraber o e-postada açık bir şekilde görünüyordu. Ve bu kişiler diyordu ki biz yemeksepeti.com'dan verileri sızdırdık, veriler elimizde. Biz bunları açık bir şekilde yayınlayacağız eğer anlaşma sağlayamazsak. Bir anlaşma sürecine girmek istiyoruz diyorlardı yemeksepetiyle. Sadece benimle değil birçok kişinin de yine açık şekilde verileri e-postalarda yer aldığı için durumu yemeksepeti.com'a sormadan herhangi bir şey yapmak istemedim. Twitter üzerinden bir tweet atarak verilerimiz yine etrafa saçılmış sanırım. Bu durum hakkında bir açıklamanız var mı diye ilettim e-postanın görüntüleriyle. Yemeksepeti.com'da yeni bir veri sızıntısı yok. Bizden veri sızdırdığını iddia eden insanlar bizden fidye istiyorlar. Biz de hukuktaki işte ilgili kişilerle, birimlerle bu süreci takip ediyoruz diye bir basın duyurusu yaptılar. Ve olay orada aslında Yemeksepeti'nden açıklamayı alınca benim için kapanmıştı. En azından ben öyle zannediyorum. Yemeksepeti'nin verilerin çalındığını ve bu verilerin de bir siteden paylaşıldığını öğrendim. Bu siteye girdim. Mailden ulaştım ben bu hackerlara. Kendi bilgilerimi göndermelerini istedim. Telefon numaramı, adresimi ve adres tarifimi bana gönderdiler. Dedim hani bu verileri ne kadara satıyorsunuz veya kimlere satıyorsunuz? Burada yemek sepetine satacaklarını ve bu veriler karşısında bir para talebinde bulunduğunu söylediler. Ben de bu verilerle ilgili biraz daha bir araştırdım. Hani burada diğer başka davalar da açılanlar var. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Bana da ulaştılar bunlar. Yemek sepeti dava sürecinde şunu söylüyorum. Yani bu verilerin bizden çalındığını nereden bileceğiz? Başka yerlerden de çalınabilir. Bunu savunuyorlarmış. Buradaki önemli nokta şu. Kişilerin gönderdiği ev adreslerinin yanında adres tarifi var. Yani atıyorum bir bankanın Bitcoin şirketinin verileri çalındığında insanlar evlerin adresini yazar ama adres tariflerini yazmaz.
Burada benim yemek sepetinin evinin adresi var. Bakın burada da altında da şey var. Adres tarifi ne diyor ki? Yukarısından ilerleyince bulunuyor. Hemen size hackerların attığını göstereyim. Telefon numaram, adresim ilerleyince bulunuyor. Hangi şirkete ben bunu yazacağım? Bir sadece bunu yemek sepetine yazdım. Yani Getir de kullanıyorum ama Getir'e böyle bir şey yazmadım. Ben tabii ki de uzman değilim ama buradan çok net anlayabiliyorum ki benim yemek sepetindeki verilerim bana gönderilmiş. Çünkü yemek sepeti bunun farkında değil. Peki ya bunları yaşayan gazetecilerin başına ne geldi dersiniz? Ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi'nden arandım. Şimdi ben Siber Suçlar Dairesi'nden aranınca dijital dünyanın içerisindeyiz. Birçok haber yapıyoruz. Twitter'da vesaire sosyal medyada bazen cevaplaşıyorsun, yazışıyorsun. Dedim herhalde bir ilgili bir durum oluştu. Bilgi alacaklar ya da bir suçlama var aklımızda. İfadeye çağıracaklar ama yani ifadeye çağrılacağım bir suçlama olabileceği gibi şeyler de aklıma gelmişken yemeksepeti.com'un hakkımda suç duyurusu yapacağı bu tweetimden dolayı hiç gelmedi açık söylemek gerekirse. Çünkü Türkiye'de birçok konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çağrılabilirsiniz ama hani yemeksepeti.com bir soru nedeniyle sizin hakkınızda suç duyurusu bulunmuştur düşüncesi en son aklınıza gelecek şey. Ve bu suç duyurusu 9 gün gibi olağanüstü bir süre içerisinde işleme alınarak biz hemen ifadeye çağrıldık. Neyse gittik ifademizi verdik. Sanki marka değerini zedelemek gibi bir Türk Ceza Kanunu'nda suç varmış gibi bir suç duyurusunda bulunmuşlar ama böyle bir suç yok Türkiye'de. Böyle bir kanun yok zaten. İnsanlar markalar hakkındaki özgür düşüncelerini çok rahat bir şekilde istedikleri platformda dile getirebilirler. Ben paylaşım yaptıktan 9 gün sonra emniyetten aradılar. Ben ilk başta şey sandım. Bilgi istediler sanırım. İfadeye çağırdılar. İfadeye gittiğimizde de zaten biz bunları anlattık. Yani şu an anlattıklarımı anlattım. Konuştum avukatlar da benzer şeyler söylüyor. Yani burada bir hızlandırılma yapılmış. Ve burada komik olan da şöyle bir şey. Savcı veya hakim kimse yani ifademizi isteyen. Tabii de isteyebilir. Bununla bir sıkıntı yok ama hani böyle bir konuda istemesi bize garip gelmişti. İşimizi yaptığımız için. Ve ben gazeteci olarak, haberci olarak diyeyim. Haberci olarak görevimi yaptım. Peki bu verileri eline geçirenler neler yapabilir? Sapığını mı ararsın, takığını mı ararsın? Artık orası sizin hayal gücünüze kalmış. Hatta bunun yaşanmışı da var. Ya arkadaş, yani bugün bak bir kadın paylaşmıştı Twitter'da. Tacize uğramaya başlamış insanlar. Telefon numaraları ve adresleri yayınlandığı için. Atıyorum biz kadın cinayetleri diyoruz değil mi? Belki de adresinin bilinmesini istemediği bir kadın adres oraya düşecek. Bana yüzlerce mesaj geliyor. Eski sevgilisiyle ilgili aradığı, hep de kadın isimler onu da söyleyeyim. Ve bunun aynısını hackerlara da atmışlar. Yani hackerlar da paylaşım yapmıştı bize isim sormayın diye. Bir sürü insan insanları arıyorlar. Belki bu kan davalısı olabilir bilemem. Çünkü bunlar güncel adres. Ben herkese mail attım. Konsolosluklara attım. Konsolosluk çalışanlarına attım. Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışanlara attım. Kim varsa burada tehlike içerisinde. Yani tehlikeli bir durum. Değil mi? Burada terör saldırısı da olabilir. Çok açık bir kaynak. Şimdi kötü niyetli insanların elinde ne yazık ki Türk vatandaşlarının birçok verisi var. Türkiye'de sadece yemeksepeti.com veri sızıntısı yaşanmadı. Türkiye'de devlet kurumlarının dahil çok önemli verileri ne yazık ki kötü niyetli insanlara kaptırdığını görüyoruz. Tüm bu verileri birleştirdiğinizde Türkiye'de yaşayan her bir bireyin oturduğu adresi, cep telefonu numarasını, sağlık verilerini, kimlik numarasını bir araya getirebiliyorsunuz ve belki devletin birçok kurumunda olmayan bir veri bankasına sahip oluyorsunuz. Kandırmak için telefonla arayabilirler. Ben bankadan arıyorum der. Bütün bilgileri elinde. İnsanlar hemen inanıyor. Bu bilgiler onun elindeyse diyor. Bu gerçekten de aradığını iddia ettiği kişi olabilir. Savcılıktan arıyorum diye sizi dolandırabilirler çok rahat bir şekilde. Bankadan arıyorum diye dolandırabilirler. Belki sizi dolandıramazlar ama benim annem, benim babam tehdit altında. Niye? Onlar bu süreçlerden uzakta yaşıyorlar. Onlar sürekli sosyal medyada ne olmuş bitmiş, teknoloji basında ne olmuş ne bitmiş diye bakmıyorlar. Onları birisi aradığında ve karşı tarafta güveni bu verilerle sağladığında iş orada bitiyor. Bankadaki paralarımı boşaltılıyor. Kredi mi çekiliyor haklarında? Bilmiyorlar ki. Belki de haklarında başka bir şirket kuruluyor, başka yerler dolandırılıyor. Ek olarak bu tip çok büyük şirketlerin verileri sızdırıldığında siyasiler, savcılık personelleri, polisler de hayati tehlikeye giriyorlar. Niye? Ya bugün Türkiye'nin uğraştığı birçok bela var, birçok kötü niyetli insan var, grup var, terör örgütleri var. Siz bu adamların adreslerini herkesin ulaşabileceği bir hale getirirseniz eğer, sıkıntı yaşadığı insanları tehdit etmek amaçlı, rahatsız etmek amaçlı kullanabilirler. Belki olay daha da kötüye gidebilir Allah korusun. Bunun gerçekten ivedilikle ele alınıyor olması lazım. Devlet kurumları tarafından acil bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Kim abi? Bir harbiden bunların sorumlusu. Sen bilgili bir ağa benziyorsun. Anlatır mısın biraz bize? Öncelikli olarak sorumlu kişiler bizim verilerimizi saklayan, işleyen ve bunları zamanında silmeyen firmalar. Eğer kendi VPN'inizi inşa edecek kadar sıkı bir bilgisayar dehası değilseniz, biliyorsunuz ki internet kullanırken yaptığınız her hareket kaydediliyor. Bu bilgileriniz en temel anlamda firmalar tarafından size uygun reklamlar ve tavsiyeler göstermek adına kullanılıyor. Mesela bu videoyu izlediğiniz platformun sahibi Google, gelirinin %80'ini bu reklamlara borçlu. Tıpkı Google gibi birçok şirkette ana kazancını buradan elde ediyor.
Ancak pek çoğu bu tip olaylar karşısında susmayı tercih ediyor. Hatta görevi sadece haber vermek olanlar bile. Teknoloji basınından bazı arkadaşlar tweetler attılar, haberler yaptılar, canlı yayınlar yaptılar. Süreci aslında izleyenleriyle paylaştı. Yemeksepeti.com'un ajansı bu arkadaşları arayarak onların da şikayete maruz kalabileceklerini ve olayın savcılığa taşınabileceğini söylemiş. Bunu duyunca arkadaşlar bütün yayınlarını sildikleri gibi şu anda da tamamen bu veriler konusunda sessizliğe bürünmüş durumdalar. Beni de aynı ajans aradı. Yine aynı şekilde olayın savcılığa taşınabileceğini söyledi. Zannetmiyorum dedim. Özgürlerdir. Sonuçta biz de sahipsiz değiliz. Bu ülkenin bir vatandaşıyız. Haklarımızı çok iyi biliyoruz. Gider haklarımızı sonuna kadar ararız dedim. Yo yo, sizin attığınız tweetlerde kesinlikle bir suç unsuru görünmüyor. Zaten firmayı da zedeleyecek herhangi bir şey yok. Siz hakkınızı kullanmışsınız. Soru sormuşsunuz. Sizinle ilgili bir işlemde bulunmayacaklar dendi. Dedim ki bulunabilirler. Bu konuda özgürler. Dedi ki yok, böyle bir süreç yaşanmayacak. Sonrasında ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden arandıktan sonra yine aynı ajanstaki kişiye ulaştığımda dedi ki bizim böyle bir konudan haberimiz yok. Dedim nasıl yok? Bize böyle bir şey olmayacağını söylemişlerdi. Ama görüyoruz ki siz ve bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Avukatlık birimi bunu kendi başına yapmış dendi. Dedim iyi, kendileri bilirler. Yapacak bir şey yok. Kendisine teşekkür ettim. Sonuçta firmaya dışarıdan destek veren bir ajans sonuçta. Verdikleri hizmetleri alırken iyi hoş da tek görevleri verilerimizi korumak olan şirketler neden bu durumları reddediyor? Ne yapmaları gerekiyor? Daha fazla şirket, kurum ve en önemlisi de insan zarar görmeden ne yapmak gerek? Ama firmalar şöyle düşünüyorlar. Abi çalınan veriler, duyurdum, cezamı da yedim. Tamam, olay burada kapandı. Kapanmadı ki halk için. Veriler çalındı diyorsun. Tamam. Kimlerin elinde ve bunu nasıl kullanılacak? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Veriler yayınlanıyor. Deniyor ki bunların bizden sızdığı ne malum? Ya sizden sızıp sızmadığını anlamak bu kadar zor mu gerçekten de? Verileri eşleyerek database'inizdeki verilerle eş olduğunu göremiyor musunuz? Adres tarifimi ben biliyorum. Orada görüyorum. Siz de görebiliyorsunuz bunu. Eşleyemiyor musunuz? Eğer sizden kaynaklıysa diyeceksiniz ki böyle bir durum var. Bizden çalınan veriler yayınlanmaya başladı. Şu birimlerle sürekli irtibat halinde. Yasa bunları söylemiyor onlara. Bunları yapacaksınız demiyor ama firmanın açık bir iletişim hattı içerisinde olması lazım. Neden? Ona güvenen, bilgilerini ona emanet eden, ki kişiler arasında ben de varım. Bu insanlar şu anda mağduriyet yaşayabilirler. Çok büyük problemler yaşayabilirler ve süreç hakkında bilgi istiyorlar. Ama görüyoruz ki süreç hakkında insanları güncel tutmak isteyen, bilgilendirmek isteyen insanlar aksine susturulmak isteniyor. Diyeceksin ki eğer bu veriler benden sızdıysa ya da sızmadıysa da fark etmez. Benden şüpheleniyorsan da sen benim müşterim, sen bana güvendin. Ben senin arkandayım. Hukuk bürom da burada. Arkadaşların hukuk bürosu gördüğümüz kadarıyla çok hızlı bir şekilde iş çözebiliyor. Niye aynı şekilde müşterilerin haklarını da bu kadar hızlı bir şekilde savunmuyorlar? 9 günde dosyayı ele aldırabiliyorlar. Bizi 9 günde ifadeye çağırdılar ya. Aynı hukuk bürosu, aynı vatandaşın da hakkını niye bu kadar hızlı savunmuyor? Ben olsam bunu beklerdim. Beni arayıp deseydi ki Mesut Bey böyle bir durum yaşanmış, üzgünüz. Bizden mi çıktı, bizden çıkmadı mı bilmiyoruz ama olur da bir sıkıntı yaşarsanız lütfen haber verin. Biz sizin haklarınızı savunacağız. Bu güzel bir iletişim yolu olurdu. Sokaktaki birçok insanın buna çok büyük ihtiyacı olacak. Bu süreçlerde yanlarında güvendikleri bir firmanın oluşu, arkalarında durduğunu bilmesi onlara güven verirdi diye düşünüyorum. Şu anda çok büyük bir güvensizlik ortamı var. Bilmiyorum bu süreci nasıl toparlayacaklar. Devlet kurumlarının ve yetkililerin sorumlulukları ne? Şaka gibi bir olay. Ben bunu yetkililere söylediğimde ilk kez duyuyorlar. KVK ertesi gün soruşturma başladı. Siz neredeydiniz ya bu kadar zaman? Neredeydiniz şimdi? Şimdi mi aklınıza geldi? Bu da üzücü bir şey. Şöyle bir durum var Türkiye'deki yasalara baktığımızda, kurumlar bir hata yaptıklarında ve kullanıcılarını, onu ondan alışveriş yapan insanlara mağdur ettiklerinde ödedikleri tazminatlar ve ödedikleri şeyler, paralar, cezalar hepsi devlet kurumlarına aktarılıyor. Şimdi burada mağdur ben olmuşum. Parayı devlet kurumu almış. Firma da diyor ki ben cezamı ödedim. Benim mağduriyetim giderilmedi ki. Yani insanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına ben bu kurumların aldığı aksiyonlarda bir şey görmüyorum. Yani bir aksiyon alın da evet, ama ben mağdur oldum. Benim mağduriyetim nasıl giderildi? Bunun cevabı yok. Ya da verisi çalınan kullanıcılar kimlerdi? Bunlara resmi kurumlardan oluşan bir evrak yer almıyor. Yani şu denmiyor kurum tarafından. Bakın hakkınızda böyle bir veri sızıntısı oldu. Şu kurum verilerinizi sızdırmıştı. Biz cezasını kestik. Haklarınız bu. Gidip haklarınızı arayabilirsiniz diye bir bilgilendirme süreci de yok. Ceza kesildi, kaç lira kesildi bunu bile bilmiyoruz. Yani o kadar böyle bir süreç işletiliyor ki sanki hiçbir şey işlemiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bence bu insanlardaki en büyük güven eksikliğini yaratan olaylardan bir tanesi.
daha fazla şirket, kurum ve en önemlisi de insan zarar görmeden ne yapmak gerek? Birincisi, Türkiye'deki sistemin değiştirilip insanların verilerini sızdıran firmalara karşı tazminat davaları açabilecekleri ve gerçekten de mağduriyetleri giderilmediği zaman yine firmanın misli misli fazla cezalar ödeyebileceği bir hale getirilmesi lazım. Eğer firma kendine güvenmiyorsa, ben bu verileri tutamam arkadaş diyorsa da tutmayacak verimi. Bu kadar basit. Ama verilerimi tutmak için yola çıktıysa eğer, o zaman da gidecek, en iyi güvenlik firmalarıyla çalışacak, parasını harcayacak, sürekli olarak kendini testten geçirecek. Bu verileri de güvenli tuttuğundan emin olacağız. Siber güvenlik en önemli konulardan bir tanesi. Milli bir meseledir bu. Bundan sonra bu tip belaların başımıza gelmemesi, vatandaşın mağdur olmaması için de çok ciddi adımlar atılması lazım. Sözde değil. Yani bir firmaya ceza kesildiyse, abi kaldıramıyorsa batabilir ya. Bizde şöyle bir durum var. Firmalara kesilen cezalarda firmalar batmasın, işine devam edebilsin deniyor. Abi firmanın eksikliği beni mağdur etti. Milyonları mağdur etti. Bunun cezası ne? Sizce bütçesinden, yıllık karından %2 mi bunun cezası? Benim mağduriyetimi gidermedikten sonra bu bana ne yani onun ödediği cezadan? İstediğiniz kadar para cezası alın. Neyi değiştiriyor hayatımda? Hiçbir şeyi değiştirmiyor. Benim verilerim gitti. Artık geri gelmeyecek. Kim gitti? Sorumlusu kim? Peki firmalara ne kadar ceza kesiliyor? Şimdi kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri güvenliğini ihlal eden kişilere, veri sorumlularına kesilecek ceza tutarları aslında belli. Bir aralık var. Bu aralık içerisinde bir ceza kesiliyor. Bu 2021 yılı için 29 bin liradan başlıyor. 2 milyona çok yakın bir sınırda bitiyor. 2 milyon TL. Bunlar çok komik rakamlar değil mi? Evet, maalesef. 150 bin dolar. 150 bin dolar gibi bir şey geliyor günümüz kuruyla. Ve onu da yine devlet alıyor. Çok garip bir şekilde benim verilerim çalınıyor. Evet. Ama devlet bundan para alıyor. İdari para cezası çünkü.